BTC Haber TV'den selamlar. Kripto para piyasasında yer alıp da FUD kavramını duymayan yoktur. Özellikle de ayı piyasası sırasında FUD kavramını daha fazla duyar olduk, öyle değil mi? İşte bu yüzden bu hafta özel bültende sizin için FUD'u inceledik. Kanala abone olup bildirimlerinizi açtıysanız peşimden gelin. Fear, uncertainty, doubt kelimelerinin baş harflerinden oluşan FUD'un Türkçe karşılığı korku, kararsızlık ve şüphedir. Özellikle ana akım medya aracılığıyla manipüle edilen Bitcoin'e karşı saldırılar kolaylaşır ve itibarı düşürülmeye çalışılır. Her ne kadar haber kaynakları başı çekse de sosyal medya ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları da FUD'un yayılmasında rol oynayabilir. Kötü niyetli olmasanız bile FUD kavramıyla özdeşleşen bir haberi sosyal medyada paylaşmanız manipülasyona ortak olmanız anlamına geliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım. FUD'u tetikleyebilecek en önemli olaylardan birisi bir kripto para birimi borsasındaki dolandırıcılıklar, korsanlıklar ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasıdır. Bazen bu dolandırıcılıkla ilgili geçici bir söylenti bile biraz korku, belirsizlik ve şüphe uyandırmak için yeterli olabilir. Kripto paralar hala emekleme aşamasında ve büyük ölçüde düzenlenmemiş durumda. İşte bu regülasyon eksikliğinin toplumda korku, belirsizlik ve şüpheyi beslemeye yaraması da FUD'u ortaya çıkaran etkenlerden. Örneğin bazı ülkelerde Bitcoin kullanımı yasaktır ve FUD piyasalar düşmeye başladıkça bu düzenlemeye rasyonel bir yanıt haline gelir. Mesela Bitcoin'in fiyatının aniden düşmeye başladığını düşünelim, altcoin'ler de onu takip edecektir. Bu bir ayı piyasasına yol açabilir. Yatırımcılar sermayelerinin kaybolacağından korkar ve alım yapmaktan uzaklaşırlar böylelikle. Bitcoin'in nereye gideceğinden emin olamazlar ve hatta iyileşeceğinden bile şüphe duyabilirler. Peki FUD her zaman kötü bir şey midir? Hayır. Çünkü piyasa döngüsel olarak işler. Her zaman yüksek ve düşük noktalar olacaktır. FUD kaynaklı satış tarafına geçen birçok insan genellikle piyasada deneyimsiz olanlardır. Deneyimli olanlarsa bu satış dalgasında düşen fiyatları fırsat olarak görür ve alım moduna geçer. Bilgili olmak bu yüzden de önemli. Belirsizliğin yol açtığı tepkiler çok normal, sonuçta robot veya yapay zeka değiliz. Fakat kripto para piyasasında yer alan tüm yatırımcılar risklerin farkında olmalı ve oyunun kurallarını öğrenmeli. Hırs, duygusallık, korku, kararsızlık ve şüphe gibi kavramları bir kenara bırakıp bilgi ve dayanışmaya sarılmak FUD'a karşı atılacak en önemli adım olacaktır. Dolayısıyla okuduğunuz haberin üzerine 2 kez düşünmeli, manipülasyonlara ortak olmamalısınız. İşte bu yüzden piyasaları daha derinlemesine anlamak, kripto para borsalarını takip etmek ve en son haberlere dikkat etmek bu duyguları kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır. Bunu yapabileceğiniz çok kolay bir yol biliyorum. Şurada bir yerlerde bir abone ol tuşu olacaktı. Bildirimleri de açtık mı bu iş tamamdır. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.